Selamlar arkadaşlar. Yemek molası. Black Americano. Bana çok iyi gelir. Beni uyanık tutar. Antrenmandan önce her zaman, sabahtan her zaman. Çalışırken şart. Yoksa beynim durur. Okey, gelelim konumuza. Çoktandır Red Pill yapmıyoruz değil mi arkadaşlar? Aklıma geldi bir şey Red Pill olarak paylaşayım sizinle. Okey. Açık kızlar versus kapalı kızlar. Şimdi açık kızlar deyince ben bahsetmiyorum saçları açık. Kapalı kızları da deyince ben bahsetmiyorum kafaları kapalı. Ya da öyle ninjalara benzeyen, şu sadece gözleri görünür. Onlardan bahsetmiyorum. Açık kızlar derken şeylerden bahsediyorum. O kızlar ki vücutla, kendi vücutlarıyla arıyorlar kendilerini, pazarlasınlar. Kapalı kızlar da deyince o kızlardır ki vücutlarını ön plana koymuyor. Yani daha doğrusu uzun giyiyorlar. Üstüne yani çok fazla yani vücudunu reklam yapmıyor insanlara. Şimdi maalesef bak çok vardır, kızlar vardır ki artık batıya aşırı derecede özeniyor. Özeniyorlar, okay? Ve aşırı derecede açıyorlar kendilerini. İster Instagram'da, ister bir yere gidiyorlar. Kızlar vardır ya, hatta ailemin içinde bile kızlar vardır ki Instagram'a attığında illaki memelerin, göğüslerin arası görünecek. Etekliğin kısalığı görünecek. Ve bu kızlar bilirler, bak aptaldılar ama o kadar aptal değiller ki biliyorlar gayet iyi erkeği nasıl manipülasyon yaparsın cinsiyetle. Şimdi bizim de birçok erkekler amsalak olduğu için böyle böyle gibi kızlara aşık oluyorlar. Yeah, aşık oluyorlar. Ve üstelikçe feministler diyor ki siz kızları cinsel object olarak görmeyin. Cinsel öyle mal olarak görmeyin kendilerini. Hem kendilerini açıyorlar, cinsellik reklam ediyorlar, pazarlıyorlar, cinselliğiyle kendilerini pazarlıyorlar. Bir de feministler diyorlar ki işte bu erkekler bak bize görüyorlar, bak bakıyorlar bize ve bizi sadece sikmek için bakıyorlar. Çünkü siz sikme reklamı yapıyorsunuz. Doğru ya doğru. Yalan mı? Yani şimdi kapalı kız da, o kız şu kendini kapamıyor. O ister öyle gibi kız, ister seni beyniyle aşık etsin. İster kişiliğine, kişiliğini sevesin. Ve öyle iyi kızlar da vardır dünyada işte. Vardır, vardır. Ama azınlık oldular. Maalesef azınlık oldular. Ve bu yüzden bana birçok kardeşlerim diyorlar işte hoca iyi kız yoktur artık ya piyasada. Kızlar da diyor ki ama işte adam kalmadı ortalıkta ya. Çünkü problemi yaratan sizsiniz. Problemi yaratan sizsiniz. Vay bu feministlere vay. Hem suçlu hem güçlü. Biliyor musunuz bir hayvan türü vardır. Memeli hayvanlardan kimdir? Lider küçük kadın alfadır. Sırtlanlar. Bir tek onlardır. Memeli hayvanlarda şu lider onlardır. Alfa onlardır. Alfa sırtlan tamam mı? Kızdır. Ve ne kadar aşağılıktır sırtlanlar değil mi? Hayvanları canlı canlı yiyorlar ya. Düşünsen. Canlı canlı yiyorlar hayvanları. Niye? Çünkü liderleri kızdır. Yani düşünsen. Kadınlar bizden daha iri, daha güçlü olsun. İnanabilir, düşünebilir miyiz? Hayal ediniz. Kadınlar bizden daha iri, bizden daha güçlü. Hayal edebilir misiniz? Biz günde ne kadar dayak yiyecek? Dünya savaşları ne kadar çıkacak? Çıkacak çünkü
Kadın kavgası hiçbir zaman bitmez. Kadınların kavgası hiç. İki tane dişi köpek go birbirine, go kendilerine oraya da kavga etsinler. Bir tanesi illaki ölecek. Sonunda elinde sonunda bir tanesi ölecek. İki tane erkek köpek go'nun onunda elinde bir gün diğeri diyecek tamam eyvallah ya sen daha güçlüsün, patron sensin, alfa sensin. Yani Allah'tan biz daha güçlüyüz. Çünkü bizim içimiz daha merhametlidir, daha yufkadır. Kadınlardan. Ve bu gerçektir. Bu gerçektir. Bu kimseyi aşağılamak istemiyorum yani o konuda ama ben gerçekleri söylüyorum. Yani kadınlar o kadar şeydiler ki birbirlerini bile çekemezler. Birbirlerini çekemezler. Ya hiç düşünmez yani. Kadın gider en iyi arkadaşının kocasını ya sevgilisini kapar. Ve hiç umurunda bile değil. Onur yoktur. DNA'sında onur yoktur. Ve onlar öyledir. O yüzden... Yani adam ve kadın hiçbir zaman eşit olamaz. Yani hiç kimse bu feministle kusura bakmasın ama kural da budur. Bu iş böyledir. Ve gerçektir böyle. Gerçektir böyle. Şimdi ben diyorum. Ben bu videoyu yaptım. Sırf anlatayım. Kadınlar, okey. Onlar ki cinselliğiyle pazarlıyor kendilerini ve erkeklere nasıl manipülasyon yapıyorlar. Siz öyle kızlara gammayın. Çünkü birçok kızlar öyle oldu artık. Maalesef öyle oldular. Maalesef öyle oldular. Onlar şu makyajlarını abartıyorlar. Onlar şu Photoshop yapıyorlar. Instagram'a sırf güzel görünsünler diye. Onlar hep sahte sahte sahte. Ve birçok kadın milleti böyle. Ama dediğim gibi. Çok iyi kızlar da vardır. Ama onlar hiçbir zaman vücutlarını olarak pazarlamazlar. Onlar kişiliğe gönlüm gösterir. So, bu yüzden öyle gibi isterseniz cidden öyle bir eş arıyorsanız doğru yerlere bakın. Doğru yerler derken her yer olabilir. Bak buradaki park olabilir. Bakkal olabilir, kütüphane olabilir, iş yeri olabilir, okul olabilir. Ama git bara, süslü püslü kız, mini eteğinden oracıkta seksi seksi arıyor görünsün. Mesela söyleyeyim, size söyleyeyim. %99.9 ondan hiçbir bok çıkmayacak, hayır çıkmayacak. So, kişiliğe hiçbir zaman aşık olmayın. Vücuda hiçbir zaman ve bakışlara hiçbir zaman aşık olmayınız. İnsanın içini alışınız sevmeye ve o kızlara gerçekten sevgi istiyorsanız kızın karakterini öğren ve öyle giyinirse ve öyle pazarlık ederse kendini kırmızı bayraktır. Hiçbir zaman unutma. Take the red motherfucking pill. Peace out.